Herkese merhabalar. Yeni vloguma hoş geldiniz. Böyle sizi kabloyla karşılıyorum. Uzun zamandan beri vlog çekmememin bir nedeni de telefonumun hala bozuk olması, benim hala bu telefonu yaptıramamış olmam ve bataryasının artık asla dayanmıyor olması. Artık bu sefer dedim ki belli bir enerji gelsin, bir vlog çekmeyi de özledim zaten. Elime aldım bu ismini bilmediğim şeyi. Bayağı işime yarıyor. Unuttum şimdi. Onunla beraber güne devam ediyorum telefonla. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Bugün saat şu anda 2'ye geliyor. Günlerden Perşembe, 15 Temmuz nedeniyle bugün resmi tatil ve ben evdeyim. İşleri yaptık, yemekleri yaptık, kahvaltıyı yaptık. Gördüğünüz gibi bir türlü video başlatamadım. Tabi bu sırada annem falan da geldi. Bir oturduk, bir kahve keyfi falan yaptık. Şimdi hava 41 derece sıcak olduğu için ben havuza gidiyorum. Biraz serinleyeceğim. Çünkü çok sıcak evin içerisi. Klimayı yaksak da ne kadar olsa da asla soğutmuyor yani. Öyle. Uzun bir tatile geçtik bugün. Bayram tatiliyle birleştirdik. Perşembe, cuma, pazartesi günü Arife, salı gününden sonra full bayram tatilimiz var. Biz bu bayram İzmir'de olacağız. Kaan'la günlük olarak işte ve planlar yaptık kendimize. Bir gün oraya gideriz, bir gün buraya gideriz, bir gün şurada yemek yeriz gibisinden. Hem böyle çok koşturmamalı, dinlenmeli, şöyle güzel bir tatil yapmak istiyoruz kendi kendimize bu bayram tatilinde. Çünkü neden? Her yer kalabalık. Çünkü neden? Her şey çarpı 5 fiyatı. Yani İzmir'de olmanın da biraz faydalarını yararlanalım istedik yani. Öyle. Şimdi ben havuza gidiyorum. Ne giydiğimi göstereyim size. Bu üzerindeki Kaan'ın gömleği. Gördüğünüz gibi böyle uzun bol. Şu da benim birkaç sene önce aldığım şöyle püsküllü. Gördüğünüz gibi püsküllü şort eteğim aslında. Böyle bunun altı şortlu etek. Bunu giydim. Şimdi havuza gidip biraz serinleyeceğim. Bu arada bacağımı gördüğünüz gibi mosmor yaptım. Çünkü annemin evini taşıyoruz. Malum biliyorsunuz hala depremzedeyiz. Annemin eşyalarını toparladık evden. O evde de neler nasıl topladık bir ben biliyorum, bir Allah biliyor yani. Biz böyle o kadar korka korka taşıdık ki o eve eşyaları toparlamak için. Ev çünkü bina hasarlı olduğu için bir korktuk. O sırada hızlı hızlı hareket ederken tabii eşyaları taşırken de malum ayağımın üzerine şey düştü. Sandalye gibi bir şey düştü, bayağı ağır. Mosmor yaptı ayağımı. Neyse, buna şükür diyoruz. Bu güzel nazarlı mor bacağımla beraber havuza gidiyoruz. O zaman videoma hoş geldiniz. Eve gelindi. Duşa girdim mis gibi. Şu size 100 yıl önceki aldığım elbisemi göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız? Önceden bana o kadar bol, dar geliyordu ki. Şu an belini böyle bağladım. Yukarıya bile çekemiyorum yani. Bol. Evin içinde bana iyi geldi yani şu anda böyle giymek için. Kaan geldi. Şimdi mutfağa gidip yemek yiyeceğiz. Hızlıca geçip. Bugünkü menümüz de böyle. Kızlar, bu arada uzun zamandır size bir ürün tanıtımı yapmıyordum. Şunu yani çoğunuz, şuna bakayım. Şunu çoğunuz biliyorsunuzdur bence ama bilmeyenler için de söyleyeyim. Şu Morphos markasının mavi suyu. Bu neymiş? Nemlendiriciyle olan. Ya kokusu var ya, inanılmaz güzel. Efsane güzel bir kokusu var. Yumuşacık yapıyor saçı ve hiç saçın, ya yani o kokusu saçtan hiçbir şekilde çıkmıyor. Bunu fiyatı da uygun fiyatlı hem de. Eğer görürseniz marketlerde ya da böyle alacağınız yerlerde falan, mutlaka tavsiye ediyorum. Saçı çok güzel yapıyor çünkü ve çok güzel kokusu. Ben şu yağımı biliyordunuz. Makyaj çıkartıcı yağımı. Yivaşa'dan almıştım. Bunun diğer vloglarımda da bahsetmiştim size. Şimdi bunu size niye anlatıyorum? Şöyle söyleyeyim. Yeni bir ürünle tanıştım ben. Bu Paradise'ın, L'Oreal'in Paradise. Şöyle çevireyim. Çeviremedim. L'Oreal'in Paradise maskarası. Şu yeşil rengi. Suya dayanıklı olan maskarasını aldım. Ve şöyle yani şimdi makyaj çıkartıcı ürünlerim çoğu bitti zaten. Şimdi kısa zamanda bir alışveriş yapacağım. Bu Paradise maskarası inanılmaz güzel. Suda, havuzda hiçbir şekilde ovalasam da ellesem de çıkmıyor arkadaşlar. Bunu kullanmadıysanız mutlaka deneyin derim. Artı benim rimel sürünce gözlerim böyle güneşte falan çok böyle yaşlanıyor. Böyle hani kızarır, kaşınır. Hiçbir şekilde öyle bir etki de yapmadı. Gayet de memnunum. Çok güzel. Birazdan fırçasını göstereceğim şimdi size. Geldim. Şimdi fırçasını göstereceğim size birazdan. Ama bu yağ inanılmaz işime yaradı benim. Ben bu şeye makyaj çıkartıcılarını almayı düşünüyordum. Göz makyaj çıkartıcı, suya dayanıklı makyaj çıkartıcılarını almayı planlıyordum. Ama bu bütün hepsinin işini gördü. Çünkü suya dayanıklı olan makyajı da çıkartıyormuş.
Sadece yağı elime alıyorum ve bir kere bir ovalamamla beraber bütün rimeli, bütün makyajımı çıkartıyor. Suya dayanıklı bütün Bakın ürünleri şöyle. çıkartıyor. Benim kirpiklerim böyle nasıl diyeyim size sık değil yani aralıklı ve kısa kirpiklerim var. Bu fırçaların, bu tarz fırçalar benim çok işime yarıyor. Yani benim hem kirpiklerime hem dolgun gösteriyor hem de böyle hani çok rimel sürmüş gibi değil de daha doğal bir görüntü vererek daha sık ve siyah bir görüntü sağlıyor. Bu da tam istediğim şekilde fırçasını şöyle görebiliyorsunuzdur herhalde. İnanılmaz güzel, çok memnun kaldım. Aslında çok uzun zamandır sizinle paylaşmak istediğim birkaç ürün daha var. Ben bunların alışverişini bayağı önceden yaptım ama bu aralar biraz enerji düşüklüğü, mod düşüklüğü, telefon bozukluğu, kamera bozukluğu derken bir türlü çekemedim. Şimdi ben farmasiden bir süre önce kısa bir alışveriş yapmıştım. Çoğunu da sana açmadım. Fırsat da kalmadı zaten. Hazır şimdi videomu başlatmışken size bunlardan da göstermek istiyorum. Çünkü bayağı memnun kaldım. Hoşuma da gitti. Ürünleri hatta bakın kutusundan bile şimdi daha yeni çıkartıyorum size göstereceğim diye. Şöyle atalım. Şimdi bu farmasi ürünlerini bilenler bunun çoğu mutlaka tanıyorlardır. Bayağı güzel konsantre. Bu şey çok amaçlı temizleyicisi. Bayağı güzelmiş. Yani çok beğendim ben bunu. Geçen gün evde villada toz alırken her şeyde kullandım. Kokusu çok güzel ve çok da güzel temizliyor. Şöyle ben küçük boyunu aldım yani orta boyunu aldım denemelik olsun diye. Çok beğendim. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa ev işleriniz için bence kullanabilirsiniz. Şu kremden iki tane aldım. Bir tanesini anneme Demet'e gönderdim. Bu Doktor Tuna'nın kremleri. Farmasinin yine aynı şekilde. Bu sabun bayağı güzel. Ciltte bunu ben yanlış almışım hatta. Benim cildim karma aslında. Daha yeşil tonunda olanım var. Ama bu da bayağı işe yarıyor. Bu ciltteki işte bu gözenekleri, sıkılaşmasını, ciltteki kızarıklıkları falan hepsini alıyor. Bayağı da güzel bir sabun. Kokusu çok güzel. Yıkadıktan sonra böyle bayağı güzel bir temizlik hissiyatı veriyor. Ya ben memnunum. Cildimle ilgili bayağı hassas olduğum için bunu çok beğendim özellikle. Buna şöyle bırakayım. Şunu denemedim. Sizinle beraber size göstereceğim. Size göstereceğim diye açmadım daha önce. İlk defa yarın bir evde biraz küçük bir temizlik yapacağım çünkü. O zaman kullanmayı düşünüyorum. Bu şey çok amaçlı ıslak mendilmiş, temizlik mendili. Bayağı methettiler bunu. Bu işte sehpaların tozunu alırken hatta camları bile konuşamadım. Camların tozunu bile alabilirsiniz dediler. Bilmiyorum bir deneyeceğim yarın. Sizinle yine paylaşırım. Instagram'da da günlük olarak paylaşıyorum zaten bu tarz ürünleri. Hani denediğim şeyleri. Beni oradan takip edebilirsiniz bu arada. Onları araya sıkıştırmış olayım. Bu da çok amaçlı ıslak mendil temizlik mendiliymiş. Bayağı güzel diyorlar. Bakalım kullanacağız. Şimdi aldığım paketin içinde bu da vardı. Aslında ben bunu özellikle sipariş vermedim ama denemek istiyorum açıkçası. Bu canlandırıcı şampuan. Şu an ben Elsev'in yağlandırma karşıtı şampuanını kullanıyorum. Bayağıdan beri onu kullanıyorum. Çok da memnunum ama o bitmek üzere. Bittikten sonra buna bir şans vereceğim. Bir denemek istiyorum. Çünkü farmasi'de bu Doktor Ceytuna'nın ürünlerinden bayağı memnunum gerçekten. Hoşuma da gidiyor. Deneyenler varsa bana aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Şunlar farmasinin çok beğendiğim, çok güzel. Çok da güzel temizleyen diş macunları bunlardan aldım. Çok güzel ve şey bunlar bitkisel olduğu için bayağı güvenilir şekilde kullanıyoruz. Şu CC kremini aldım. Hızlıca geçiyorum size hemen. Bu CC kremi bir kere kullandım. Bayağı güzel ilk defa. Bayağıdan beri ben çok uzun zamandan beri hiçbir şekilde fondöten, BB, CC kremi falan hiçbir şey kullanmıyorum cildimi. Bu çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim size. Şöyle kutusundan göstereyim size. Bayağı güzelmiş ya çok hoşuma gitti. İçeriği zaten bayağı temiz, mor pigmentler sayesinde solgun görünen ya da sarı renge sahip cilde doğal bir görünüm kazandırıyor. Hani doğrudan temiz cildinize uyguladığınız zaman gerçekten de bir ciltte böyle daha böyle canlılık, parlaklık ve cilt eşitliğini sağlıyor. Yani bunu direkt fark ediyorsunuz. Belki benim cildim karma cilt olmasına rağmen bayağı memnun kaldım. Çok da hoşuma gitti arkadaşlar. Bir de cildimle ilgili bu bitti. Tabii ben bunları bayağı önce aldığım için size anca tanıtıyorum. Bu yine Doktor Tuna'nın şeyi çay ağacı yüz temizleme toni. İnanılmaz memnunum bundan. Çok hoşuma gitti. Hatta ben Yves Rocher'in ürünlerini kullanıyorum biliyorsunuz bu karma ciltle ilgili serisini kullanıyorum. Bir tonik değişikliği yapmak istedim ama bundan çok memnun kaldım. Bitti zaten direkt. Bir tane daha sipariş vereceğim. Yani cildi çok güzel temizliyor. Matlık veriyor. Cilt gözenekleri küçültüyor. Cilde böyle pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. Bayağı memnun kaldım. Hoşçakalın. Şu yine bir tane daha diş macunu aldım. Bu da BB kremi. Ben BB kremi kullanmıyorum. Dediğim gibi bunu Demet'e vermeyi düşünüyorum zaten. Light'tan light medium arası bir rengini almıştım. Ama BB kremleri de güzel. Yani ben şu an çok tercih etmediğimden dolayı kullanmıyorum ama hani böyle fondöten kullanmak istemiyorsanız cildim böyle daha canlı, daha pürüzsüz dursun istiyorum derseniz günlük olarak
Bu Farmasi'nin BB kremlerini mutlaka deneyin. Gerçekten bayağı güzeller. Öyle kısa bir alışveriş, bu da katalog gelmişti zaten. Parfümleri de güzel bu arada Farmasi'ni denerseniz. Rujları çok güzel. Birkaç tane kullandığım ruju da var kendisinin. Onun dışında öyle. Şöyle kısa bir alışveriş videosu, ürün tanıtımı da yapmış oldum böylece. Şimdi biz sodalarımızı açtık. Gördüğünüz gibi. Bir de annem geçen gün bize, bakar mısınız? Bunun ismi neydi Kaan? Ceviz miydi? Pestil, cevizli pestil. Şöyle renkli renkli cevizli pestillerden almış. Benim bu hayatta en dayanamadığım şey yani. Dün Volkan'ı aldık. Kartol'un çok güzel bir dondurması. Hiç yemedim yani kesinlikle. Bugün mesela Kaan makarna falan bitmiş. Makarnadan bile iki kaşık falan aldım. Tutabiliyorum kendimi ama bu cevizli pestillerde asla irademi yapamıyorum. Bir tane. Kızlar. Şimdi kahvemi yaptım. Güzel bir kitap keyfi yapacağım birazcık. Biraz oturup daha sonra işlerimi toparlayacağım. Gün benim için başladı. Hiç bana uymayan şeyler yapıyorum bugün. Koltuğun üstünde kahvaltı keyfi. Televizyonu da açtım şimdi. Bir film açacağım. Kahvaltımı yapayım. Ekmek kızarttım bugün kendime dün. Yulaf falan yemiştim. Şunu biraz kısayım. Bugün gördüğünüz gibi böyle güzel bir kahvaltı hazırladım kendime. Havada sıcak. Birazdan hazırlanıp havuza giderim muhtemelen. Afiyet olsun bana. Bir takım işler tamamlandı. Kahveme içmeye devam ediyorum. İşlerden kastım. Bir dakika şu kahveyi şöyle bırakayım. Yani yeni bir şeye başladım. Yeni bir adım aslında benim için. Bunu bir süre geçtikten sonra bunun için sadece ekstradan bir video çekmeyi planlıyorum. Terapi alıyorum şu anda, online terapi. Bugün ikinci seansımızdı. 3-4 dakika önce falan bitti. Çok da güzel geçti. Memnunum. Size bununla ilgili olarak detayları anlatacağım zaten. Benim çok böyle şeylere çok inancım olan bir insan değilimdir. Ne olabilir ki, ne konuşulabilir ki, ne işe yarayabilir ki diye. Ama sanki bugün iyi geçti. Öyle, keyfim yerine geldi. Şimdi kahvemi tazeleyeyim. Birazcık şöyle bir dinlenme. Sonra bir kahvaltı hazırlayalım beraber. Hazırım. Dün yine giydiğim kalın gömleğini giydim. Altıma da şu sarı, limon sarısı renkli olan yırtık şortumu giydim. Bugün böyle. Şimdi bu arada size göstermek için bugün rimel süreceğim. Bakın normalde yüzümde şu anda hiç çözteyim. Yüzümde hiç şu anda makyaj yok. Sürdüm. Böyle. İki gözüme sürmedim. Tek gözüme sürdüm. Bakın. Farka. Doğru yere mi bakıyorum bilmiyorum ya. Hangi yere bakmam lazım. Bakın şöyle siz anlayabilirsiniz. Gayet güzel bir rimel. Şimdi yeniden sürüp çıkıyorum. Şimdi ben en son havuza gidiyordum. Sizi orada bırakmıştım. Havuza bir gittim ki kapalı var. Havuzda çalışma varmış, bakım çalışması. Ben de eve geri döndüm. Dedim ki bari dedim, hazır giyinmişim. Bikinilerimi çıkardım, hazırlandım. Yine kombinim tabi aynı, şortumla. Kaan'ı aradım. Kaan'ın tabi işleri anca bitti. Ben 2 saatten beri Optimum'a geldim şurada. Optimum bayağı bir kalabalık. Optimum'u dolaştım, alışveriş yaptım, biraz takıldım. Şimdi Kaan geldi. Sözde bir kahve içecektik. Ben acıktım tabii. Aradan böyle 3-4 saat geçtiği için şimdi İskender yiyeceğiz beraber. Gün böyle bir anda bir değişiverdi vallahi bizde. Kaan da geldi kendisi gördüğünüz gibi. Çalışıyor. Çok yoğun çocuk. Burası bugün bayağı kalabalık Optimum. İzmir'de olanlar biliyorlardır. Hava da zaten 41 derece falan yani. Çok sıcak. Şimdi yemek yiyip üzerine bir kahve içip sonra eve doğru geçeriz herhalde. Yine açarım zaten size. Bir şeyler aldım. Onları da eve gidip size göstereceğim. Biz bugün biraz fazla uyumuşuz. Şimdi saat şu anda 10'a geliyor. Dün 2 tane kahve aldık. Biz normalde bu kahveyi demliyoruz hep. Peak Plus diye geçiyor işte Starbucks'a. Bayağı da güzel. Çok seviyoruz bunu. Bu da sezonluk bir kahveymiş galiba. İlk defa deneyeceğiz. Hatta şöyle makinenin içine atıp demledim bile ben video başlatmadan önce. Bu şekilde çekirdeğini buraya koyduk. Çekirdeği biraz açık renklerde. Orta kavrulmuş bir kahve zaten. Bakalım şimdi ilk defa deneyeceğiz. Demedik. Önce bir kahvemizi içip kendimize gelmemiz gerekiyor galiba. Çünkü uyanamıyoruz bu sabah. İyi, kahvaltımız hazır. Bugün ne kahvaltısı? Cumartesi kahvaltısı. Ay, domates falan ne zeytin. Domates falan yapmadım ya. Yaz kahvaltısı tam. Herkese selam.
Dün en son videoyu kapatırken akşam saatleri falandı. Sonra bir türlü kapatma işini yapamadığımdan dolayı alışverişlerimi gösterecektim size. Bir türlü onu yapamadım. Bugüne kaldı. Bugün de öyle saat şu an 5'e falan geliyor. Akşam öyle eve takıldık, yattık, yuvarlandık. Bu saat oldu. Dün abi yapmış olduğum küçük böyle mini bir alışverişim vardı. Sizin onu da göstermek istiyorum. Belki hani sizin de alacağınız varsa ürünlerden bunlara fikir olur diye düşünüyorum. Öyle. Şimdi Yivroşu'dan cildim için yapmış olduğum bir alışveriş var. Gerçi bunu diğer videolarımda da görmüşsünüz. Ekstradan bir tane minik bir şey aldım. Onu göstereceğim şimdi size. Şöyle oturdum koltuğa. Şöyle size aldığım ürünleri kısaca hemen göstereyim bir dakika. Şimdi bu benim cildim karma biliyorsunuz. Daha önceki videolarımdan da Yves Rocher'in aynı serisini aldım yine. Bu yeşil karma cilt serisini aldım. Aslında başka bir ürün kullanmak istiyordum ve cilt doktoruna, dermatoloğa gitmem gerekiyor aslında ama yoğunluktan bir türlü gidemedim. Artık daha fazla ertelemek istemedim çünkü cildim bayağı bir artık böyle kötü olmaya başladı. Bunları bitirdikten sonra ya da bayram sonrası bir cilt doktoruna gidip tekrardan bir cildime tedavi edici bir şeyler bakmayı planlıyorum öncelikle. Şimdi bu Yves Rocher'in bu nemlendiricisinden çok memnunum. Bayağı da güzel. Bunun gerçekten bir özelliği var. Kusur giderici ve nemlendirici ve gözeneklerini sıkılaştırıyor. Bunu böyle gözle görülür şekilde fark ediyorsunuz zaten aldıktan sonra da. Ben bayağı memnunum. Bu nemlendiricisi bir. Bu tonik her zamanki gibi kullandığım. Bu tonik de gözenek sıkılaştırıcı ve arındırıcı bir tonik. Gerçekten de bayağı memnunum. Yivroş Farmasi'nin bu yeşil serisi Doktor Tuna'nın ürettiği bu toniklerle çok memnunum. Onu şimdi alamayacağım için yani onun gelmesi etmesi kargodan gelmesi biraz uzun bir zaman alıyor çünkü. Mesela dün hazır alışveriş yapmayken bu toniği aldım. Bir sürede bunu kullanacağım. Bu serumdan çok memnunum. Aslında başka bir firmanın, başka bir markanın serumunu kullanmak istiyordum ama yine bundan vazgeçemedim gördüğünüz gibi. Bu serum inanılmaz güzel, yağ dengeleyici ve ultra anti aging özelliği olan bir şey serum. Ciltte böyle bu parlamaları işte ciltteki bu eşitsizliği falan hepsini gideriyor ve çok da memnunum bu serumdan. Bunu ilk defa aldım. Dün yani hiç bunu denememiştim. Daha önce bir kil maskesini deniyordum ben bu Yves Rocher markasının. Bunu dün ilk defa aldığım yerdeki arkadaş önerdi. Çünkü cildime böyle pütürlükler başladı böyle. Sanki sürekli böyle soyunma gereği ihtiyacı duyuyorum. Bu da zaten şey gözenekleri derinlemesine arındırıcı siyah nokta karşıtı şey kömür maskesi gibi. Denemedim. Akşamleyin bunu temiz cildime yapmayı planlıyorum. Şöyle bir şeyi var. Yalnız şöyle size göstereyim. Açamadım. Oo, ne kadar sertmiş bunun kapağı. Şöyle gördüğünüz gibi siyah kömür maskesi. Yirvaşı'nın ve peeling özelliği var. Baya memnun kalırım gibi geliyor bana. Bakalım. Bunu da saç uçlarıma biraz böyle şey mor bu mavi suzan kullanıyorum zaten inanılmaz memnunum. Hele onun kokusu inanılmaz hoşuma gidiyor. Dün bunu arkadaş da önerdi aldığım yerdeki. Dedi ki saç uçlarınıza yapın dedi. Bu çok güzel bir maske dedi saç uçlarınız için. Yıpranmış çünkü dedi. Ben de bu bayram sonrası saçlarımı kestirmeyi düşünüyorum zaten. Ondan sonra duştan sonra bunu bir kullanmayı planlıyorum. Aranızda hiç kullanan var mı bunu bilmiyorum. İlk defa kullanacağım. Bu arada niye netlemiyorsun ki acaba? Bakalım bunu da kullanacağım. Saç uçları için bu kremmiş. Bunu da denemeyi düşünüyorum. Şimdi diğer aldığım birkaç tane butik alışverişine geçelim. Şimdi ben bunu dün aldığım için hemen makinede elde yıkamaya atmıştım. Hala nemliler. Hemen askıdan aldım size göstereyim diye. Şöyle bir tane leopar desen bir şort aldım arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Bedenini şöyle söyleyeyim size defakto aldım 40 beden ama ben şortlarda biraz bol sevdiğimden dolayı bir tık bol aldım ki çok da öyle bol durmadı zaten gayet de güzel salaş durdu modeli ve kalıbı çok güzelmiş gerçekten bu tarz şortları böyle çok seviyorum üzerine beyaz gömleklerle kraplarla güzel gidiyor zaten bu ara leopara takmış durumdayım böyle bir tane şort aldım defakto aldım bunu baya güzel bir dakika şunu göstereyim şunları atayım attım hemen koltuğun üstüne. Bu şortun rengine bakar mısınız ya? Çok tatlı değil mi? Bakın şöyle çiçekli bir tane pembe şort. Hele böyle bronz tene inanılmaz yakışıyor. Dün ben bunu denerken üzerine beyaz bir krop vardı. Beyaz uzun gömleğim vardı. Onunla kombin yapınca inanılmaz güzel oldu. Çok beğendim. Şu şekilde beli böyle. Arka bel kısmı böyle lastikli. Bunu da ambardan aldım. Çok ucuzdu. 20 TL, 35 TL'ydi hatta fiyatı da. Ambara giderseniz bunlardan bakabilirsiniz. Bayağı da güzel. Hatta kaç beden almışım. Bununla yine aa bunu small almışım. Bunun gerçi doğru. Bunun biraz kalıpları büyüktü. Medium'unu denemiştim direkt bol seviyorum diye. Small tam böyle salaş oldu. Bu da çok güzeldi. Çok uzun zamandan beri siyah güzel bir short istiyordum kendime. Hem böyle hani klasik olsun.
Hem böyle spor olsun, böyle salaş dursun istediğim bir şort vardı. Dün böyle bir anda böyle askıda bir arkadaş bırakıyordu bunu askıya, öyleyse beğenmemişler galiba. Ben direkt tabii aldım. Şöyle gizli cebi var yanlarında. Şu şekilde şöyle bir fermuarlı bel kısmı inanılmaz güzel. Yüksek bel zaten bayağı. Boyu da tam ideal yani dizin üstünde tam böyle ideal boyutlarda. Çok da güzeldi. Bunu ben 38 bedenine aldım. ASY2'den aldım bunu. Bu da çok güzel gerçekten. Çok hoşuma gitti. Bunu böyle beyaz gömleklerle, yine böyle kraplarla, kışın bile hatta altına opak kalın çoraplarla bile ben bunu giyerim gibi geliyor. Çok hoşuma gitti çünkü. Böyle bir siyah şortunuz yoksa bu tarz böyle hem klasik hem spor, bence dolabınızda mutlaka bulunsun. Gerçekten hem kurtarıcı bir parça yani. Ben bayağı beğendim. Şunu durun çıkartmadan siyahlardan gidiyoruz. Şöyle şunu da göstereyim hemen size. Dün bayağı uygun fiyatlı bir alışveriş yaptım aslında. Şu kolları vatkalı. Odaklamadı. Odaklar mısın? Odakla. Hadi. Kolları vatkalı bu şekilde, bu tarz tişörtleri çok beğeniyorum zaten. Çok fazla bunlardan var benim ama uzun ya da böyle çok kısa olan modellerden vardı. Bir de böyle vatkası çok hoşuma gitti. Bayağı yüksek bir vatkası var omuzlarında. Benim de bir tık kollarım biraz üst kollarım biraz kalın olduğu için böyle genelde sıfır tarzı bluzları, tişörtleri çok fazla tercih etmiyorum. Ama böyle vatkalı olduğu zamanlarda omuzun bir tık dışında durduğu için bu vatkalar ekstra ince gösteriyor kollarınızı arkadaşlar. Bu da benden size minik bir tavsiye olsun. Buna çok uygun fiyat olarak aldım. Yıkadığım için biraz şöyle nemli ve kırışık duruyor artık, kusura bakmayın. Öyle bunu giyince zaten Instagram'dan beni takip ederseniz eğer bu kombinlerin hepsini denerken Instagram'dan size göstereceğim. Nasıl kombin edeyim, nasıl giydiğimi oradan beni takip ederek görebilirsiniz. Bir de bu da son aldım. Şöyle göstereyim. Ay çok hızlı konuştum. Bu yanları büzgülü tarzı bluzlar, kraplar, elbiseler çok moda bu sene. Yani ben biraz çok dar şeyleri sevmediğimden dolayı bu tarz şeyleri almaya çok cesaret edememiştim denemeden. Yani internetten ya Trendyol'dan almamıştım. Ama bu tarz bu renkleri çok seviyorum zaten, ten rengi olanları. Bunu da large aldım, hatta bir tık büyük dursun böyle salaş dursun diye. Ama gayet tam ideal genişlikte oldu. Bunu da böyle eteklerle her şeyle giyebilirim bence. Ben bunları kışın bile giyiyorum arkadaşlar. Üzerine böyle kraplı şeylerle, gömleklerle, hırkalarla. Tam böyle kurtarıcı renkler. Yanları bu şekilde büzgülü istediğiniz kadar kısaltıp uzatabiliyorsunuz. Çok güzel. Bunu da 20 liraya falan almıştım hatta böyle. Ve gelelim son parçaya. Hihi. Bakar mısınız Tony Burke'ün çantalarından? Bu çok tatlı bir çanta. Siyah. Siyah nedir ya? Sarı renkte kumaş, bu tarz kumaş çantalar bu sene çok trend zaten biliyorsunuz. Hem de kurtarıcı. Hem yazın böyle plajda, işe, pazara, her yere nereye giderseniz gidin. Hem çok tarz duruyor hem çok kurtarıcı ve çok da şık bence. Böyle minik, şöyle göstereyim boyutunu. Minik ebatlarla çok böyle şeydir, el çantası tam böyle. Kurtarıcı, spor, klasik her şeyle ben bunu güzelce kombinlerim vallahi. Beni Instagram'dan takip ederseniz bu kombinlerimi oradan göreceksiniz. Tekrardan söylüyorum size. İşte bu aldıklarım bu kadardı benim de. Bu videonun da artık burada sonuna gelelim bence. Dolu dolu böyle 2 günlük bir vlog çektim galiba size. İçinde neler var neler yok tam bilmiyorum. Şimdi editlemeye geçince bakacağım. Çünkü dün çok ani plan değişiklikleri yaşadık böyle. Havuza gittim, havuz kapalı olunca Kaan'la beraber alışverişe çıktık falan derken hepsini çekmeye çalıştım size. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de yorumlarınızı ve düşüncelerinizi videomun altına yorum olarak da bırakırsanız çok mutlu olurum. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Beni takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarımdan, Instagram hesabımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.